Arkadaşlar selam. Bayağıdır bebek arabasıyla yürüyüş yapmamıştık. Biraz yürüyüşe çıktım. Size de etrafı çekmek istiyorum. Birlikte mahalle turu yapalım. Ata da bebekliğini özlemiş. Anne, bebek arabamı istiyorum dedi. Tamam oğlum, hadi bu sefer bir nostalji yapalım dedim. Birlikte çıktık şimdi. Hadi başlayalım birlikte yürüyüşe o zaman. Birazdan mahalle aralarına gireceğim arkadaşlar. Bakalım dikkatinizi neler çekecek. Şöyle evleri de çekeyim ki net bir şekilde farklı neler göreceksiniz. Yorumları yazarsınız. Şu an çekim yaptığım gün pazar. Saat 12.30. Hava -2 derece. Hatay'la böyle arada yürüyüşe çıkıyorduk. Bundan birkaç sene önce. Dışarıda büyüdü desem yeri var yani çocuğun. Eski Instagram'dan storylerime falan bakarsanız sabit birkaç tane öyle gönderim var. Hatta YouTube'da da belki birkaç videoda denk gelebilirsiniz. Çocuk sokaklarda büyüdü diyebilirim. Evde uyumadığı için sürekli dışarıya yürüyüşe çıkıyorduk beraber. O günleri özlemişim, şu an fark ettim. Çok videolar çektim sizler için. O dönemlerde daha fazla zamanım vardı evde olduğum için. Eski videolar şu an çok gerilerde kaldığı için pek izlenmiyor ama çok güzel videolar var aralarında. İzlemenizi çok isterim. Hem bilgi dolu hem de böyle güzel görüntüler, gezi yerleri, kültürel, yerel şeyler de var, aktiviteler vesaire. Şimdi normalde yaya geçidinden direkt geçiyoruz ama burası trafik ışıklarının olduğu bir yer olduğu için düğmeye basıp bekleyeceğiz. Evet, şimdi geçiyoruz. Işığa basıp öyle geçmemiz lazım arkadaşlar. Cezası var, ona dikkat. Boş bulunup yol boş diye karşıdan karşıya geçmeyin trafik ışıklarının olduğu yerde Norveç'teyseniz. Biz bir kere Almanya'ya gittiğimizde öğrenciyiz tabii, o zaman ilk defa gitmişiz. Bir arkadaş tipik Türk mantığı kırmızı yanıyor ama yol boş diye geçmek istedi. Ya biz yanımızda rehberimiz vardı. Uyarıp edene kadar çocuk geçmiş bulundu karşıya. Yakın bir yerde de polis varmış. Hemen arkamızdan koşarak geldi. Dedi ki cezası var bunun, 250 euroydu o zaman, ta 10-12 sene belki 13 sene önceden bahsediyorum. Dedi ki cezası var, size yeşil yanmadan geçemezsiniz yaya da olsanız. Ondan sonra ya çocuk işte ben bilmiyordum etmiyordum falan filan, araya işte yanımızdaki rehber girdi, onlar yeni geldi ilk günleri bilmiyorlar falan diye. Rica minnet, 250 euro da iyi paraydı o zamanlar. Sonra affettirdi kendimizi, yani affettirdi kendini, yırttı şeyden, cezadan. Ama burada hani Avrupa'da özellikle cezalar çok yüksek. Sessiz olun. Öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Aklıma gelmişken bahsedeyim dedim. Yürüyüşe devam ediyoruz. Şu an şehrimizin
Şu an şehrimizin en eski yerleşim yerine doğru götürüyorum sizi. En alt caddeye gideceğiz. Burası bir fiyort. Dağın arkası da açık deniz bu arada. Arka tarafı. İkiye bölmüş yani suyu bu dağ. Fiyordun diğer parçasını olduğu yere doğru götüreceğim sizi. Buralarda yeni yapıları çok göremezsiniz. Genelde evler eski. Böyle yaşı benden büyüktür çoğu evin yani. Minimum 50 senelik, 100, 150-200 senelik bile vardır yani. Genelde evlerin şu ahşap olduğu için dış kısmını böyle takması çok kolay. Sök tak şeklinde çıkartıp yeniliyorlar. Ay şuradaki geyik tablosu çok güzelmiş. Beğendim. Zaten evlerin dış cephesinden çoğunun eski olduğunu anlarsınız. Burada evleri genelde eski alıp yenileyip acayip kâra geçiyorlar satarken. Kendileri yenileyip. Çoğu insan zaten kendi işini kendi yapıyor. Tamirat işlerini, boyasını vesaire. Çünkü burada işçilik çok yüksek. Tamirat işleri çok pahalı. İnanılmaz pahalı. O yüzden biz evin alt katında bizim aslında kiraya verebileceğimiz büyüklükte bir daire gibi yani şeyler diyorlar burada. Bodrum katımız var. Fakat beton şeklinde yenilenmesi lazım. İzolasyon falan hiçbir şey yok. Penceresi yok. Öyle olduğu için kiraya verilemiyor. Bir yapmaya kalksak ne kadar masraf çıkacak hiç bilmiyorum. O yüzden başlamadık öyle bir şeye. Belki ileride evi satıp değiştiririz ya. Günden güne değerleniyor burada da evler. Evinize yaptığınız en ufak tadilat da değerini arttırıyor. Şimdi oraya doğru yaklaşınca tekrar çekime başlarım. Şurada arkadaşlar eski antika bir yer. Antika malzemeler falan olan bir kafe var. Çok eski bir yer burası. Her zaman açık değil. Ama içerisinde çok o şeyler var. Biraz yaklaşım göstereyim size istiyorum. Atayı fark edelim. Şu minik sobaların tatlılığına bakar mısınız? Waffle makinesi var. Ütü var. Demlik. Çok hoş değil mi? Bak karşıda bir tane daha soba var. Eskiden bizim köylerde olduğu köy sobalarına benziyor. Yemek falan pişirmek için. Kurabiye kutuları falan var böyle. Buranın içerisine daha hiç girmedim. Açık haline pek denk gelemiyorum. Yazın açıyorlar burayı. Müze gibi bir şey olmuş artık yani burası. Buradan gözüküyor mu bakayım. İçerisi biraz yansıyor ama. Çok hoş. Şimdi buraya dolaşalım sizle istiyorum. Biraz da sohbet edelim. Birlikte yürüyüş yapıyormuş gibi olsun. Bakın hemen şu aşağısı deniz. Orayı bir göstereyim size. Burada bazı evler yazın açılıyor. Gidip şey yapabiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz içine. Ay 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 ay. Kayıyor biraz. Korkuyorum atayla gitmeye. Şurayı göstereyim size. Bazıları müze gibi zaten evlerin. Buralarda diyor. İçmek yasak. Zaten evler 200 yılı aşkın. Yani 200 sene önce nasılsa şu anda da aynı görünümde burası. Hiçbir şeyde değişiklik yapmamışlar. Evlerin boyası dahil. Çoğu boyalar dahil yani. Bazı evler yanmış. Aslına uygun yeniden restore etmişler. Şurada size bir şey göstereceğim şimdi.
Ama korkmayın, tamam mı? Görebiliyor musunuz içeride? Maskeli iki tane kişi oturuyor. Gaz maskesi mi var? Yok, gaz maskesi değil ya o. Sanki böyle nükleer bir yere giriş yapacakmış gibi duruyorlar. El bombası falan var galiba elinde. Net anlaşılmıyor çok. Ya bu şehirde çok böyle eski müzelik şeyler de var. Size çekmek istiyorum aslında. Yazın gelmesini bekliyorum açıkçası. Yazın daha güzel oluyor buralar çünkü. Yürüyüşe devam o zaman. Şöyle güneş biraz daha görünmeye başlasın. Çok güzel olacak buralar yemyeşil. Ya şehrimizi çok seviyorum aslında ama buradan ulaşım her yere çok zor ve aşırı pahalı. Her zaman seyahat edemiyoruz o yüzden. Kayınvalidemi yolcu edeceğiz. Yarın falan binecek. Türkiye'den, yani buradan Türkiye'ye gitmekle buradan Olesund'a gitmek, yani Muşen'den Olesund'a gitmek neredeyse aynı para. Hatta buradan Olesund'a gitmek Türkiye'ye gitmekten daha pahalı. Yani Norveç içi biletler aşırı pahalı. Niye böyle bilmiyorum. Buradan küçük uçakla Trondheim'a gidecek. Trondheim'den de Olesund'a gidecek. Ve ne kadar ödedik biliyor musunuz? Tahmin edin ne kadar ödemiş olabiliriz. 5400 kron. Ve aynı şekilde bir trenle Trondheim'a gidip Trondheim'dan Oslo'ya, Oslo'dan da İstanbul'a gitmek 5200 kron. 200 kron daha ucuz Türkiye'ye gitmek, düşünün yani. Bir de daha fazla vesaire kullanıyorsun yani. İnanılmaz pahalı. O yüzden her zaman gidemiyoruz. Arabayla niye gidiyorsunuz diyorsunuz ya. Arabayla çünkü daha ekonomik oluyor 4 kişiyi çarparsak biletlerde. Ve istediğimiz yerde durabiliyoruz. İstediğimiz zaman mola verebiliyoruz. İstediğimiz şehirde istediğimiz gün kadar kalabiliyoruz. O yüzden de bizim için daha ekonomik oluyor. Sebebi bu. Buradan ulaşım çok zor. Gördüğünüz gibi eski evlerin olduğu sokaktan yürütüyorum sizi şu anda. Dokuları hemen hemen aynı kalmış. Umarım rüzgar sesi çok gelmiyordur. Ya şu küçücük şehirde benim en çok dikkatimi çeken, biliyor musunuz? Kuaför salonlarının fazlalığı. Yani burası 13 bin nüfuslu bir şehir. Nereden baksanız 7-8 tane kuaför salonu var. Belki de daha fazladır. O da benim bildiğim yani. Niye bu kadar fazla kuaför salonu var hiç bilmiyorum. Ve aşırı pahalı. Kuaförler de saatlik ücretle çalışıyor arkadaşlar burada. Ve bir saç kesimi yaklaşık 600 krondan başlıyor. İşte boyayı falan hiç söylemiyorum. Bir de benim ilgicime giden şey, Türkiye'de mesela saçınızı kestireceksiniz ya, önden bir yıkarlar falan. Saç önce yıkanır, sonra kesilir. Burada direkt kuru saça sprey sıkıp öyle kesim yapıyorlar. Ve kaç saatte kesiyorlarsa, ne kadar uğraşıyorlarsa saçınıza, o kadar para alıyorlar. Genelde de bir 500-600 kronu buluyor yani. O yüzden pek gitmiyorum kuaföre burada. Pahalı geliyor çünkü bana. Bir arkadaşım var sağ olsun, o kesiyor saçlarımı. Bu aralar ona kesiyorum ya da Türkiye'ye gidince kesiyorum saçlarımı. Gerçi Türkiye'de de çok pahalanmış artık kuaförler. Şu an ne kadar bilmiyorum ama yani bayağı artmıştı benim en son gittiğimde. Şöyle biraz aşağıya götüreyim sizi manzaraya doğru. Burası şehrimizin en eski oteli. Neredeyse 225 yıllık falan. Aynı şekilde duruyor. Buranın bir hikayesi var, onu anlatacağım size. Buranın sahibi bir kadın. Ölmeden önce vasiyetinde şunu söylüyor.
Bu otelin işletmesi sadece kız çocuklarımdan kız torunlarıma geçebilir diye bir vasiyette bulunmuş. Bu seneye kadar hep kadınlar işletmiş oldu burayı. Son torun artık ben otel işletmek istemiyorum dediği için başka yere de taşınacaklarından dolayı burayı sattılar. Yani 225 yıllık gelenek bu sene bozuldu. Biraz hüzünlü. Siz ne düşünüyorsunuz bu durumda bilmiyorum. Şu aşağıyı göstereceğim size. Tutabilir misin hayatım atayı? Uyumuş mu? Süper. Ata dışarıda uyumayı çok seviyor. Ve bayağı da uzun uyuyor. Ya bir hikaye anlatacağım size sonra. Hikaye değil de bir anımı anlatacağım. Önce sizi şöyle manzarayla baş başa bırakayım. Şurada inşallah düşmem. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Dağın tam ortasında 4000 küsür tane merdiven var. Ve bu dağ komple o merdivenler sayesinde tırmanabiliyorsunuz en tepeye kadar. Helgeland Strappa buranın adı. Ve dünyanın en uzun merdivenlerine sahip dağ. Çok meşhur. O yüzden bu her sene çok turist alıyor çevre bölgelerden ya da başka ülkelerden. Buradaki dağa tırmanıp zirveye çıkıp fotoğraf falan çekiyorlar. Hatta buranın açılışına Kraliçe Sonia gelmişti. Bizzat şahit oldum o anlar. Instagram hesabımda fotoğrafları falan da var kendisinin. Açılışı yapıp gitmişti. Genelde burada açılışlara kraliyet ailesinden kraliçe katılıyor. Onu görüyorum genelde açılışlarda. Hatta bana garip gelen bir şey anlatacağım. Şöyle yola çıkalım tekrar. Burası şehrin huzurevi. Birkaç tane farklı huzurevi var şehirde. Genelde yaşlılar huzurevlerinde kalıyor burada. Aileleri bakmıyor yani. Ve yani yaşları çok ileri yaş olduğu için genelde bakım evlerinde kalıyorlar. Burada zaten yaş ortalaması 80'in üstü olduğunu düşünürsek yani uzun yaşıyorlar arkadaşlar cidden. Yani çok şaşıyorum. Hatta hani böyle 60 yaşı falan yaşlı olarak görmüyorlar. 60-70 yaşı. 70'ten yukarıya yaşlı diyorlar artık. Hiç unutmuyorum bir arkadaşım eşi annesiyle arkadaşının yaşını paylaşmış. İkisi de 100'ün üstünde. Toplamı ne demişti ya? 215 falan yapıyor demişti. 216 mı yapıyor? 215 mi yapıyor? Öyle bir şey demişti. Cidden hani bize anormal geliyor. O kadar uzun yaşayamadığımız için anormal geliyor. Norveçliler uzun yaşıyor arkadaşlar. Kendilerine bakıyorlar, spor yapıyorlar. Balık tüketiyorlar. Stres yok hayatlarında. Hiçbir şey kafaya takmıyorlar. Canları sıkıldı mı bol bol dışarıya yürüyüşe çıkıyorlar. Hatta bir meşhur sözleri var. Canım mı sıkıldı? Üt potur, aldri sür. Yani dışarı çık üzülme diyor yani. Suratsız olma üzülme diyor. Keyfine bak dışarıda. Genelde hep doğayla iç içeler zaten. Her gün günde birden fazla kez yürüyüş yapıyorlar. Ve sabah işe gitmeden önce bile spor yapıyorlar. Çok garip şeyler geliyor bazen başıma. Bir arkadaşımla buluşacaktım. Dedim ki öğle yemeğine bize gelir misin? Hem de sana ders konusunda bana yardımcı olacaktı. Ben de hani bana yardım ediyor. Kibarlık olsun bizim evde buluşalım. Hem de bir şeyler ikram edeyim istedim. Dışarıda buluşmak yerine. Değişiklik olsun diye. Dedi ki ben o saatten önce kayağa gideceğim. Yani bildiğin dağa kayak yapmaya gitti. Sonra eve gidip duş alıp gelirim sana dedi.
Burada öğle yemeği saati 11. O da çok değişik gelmişti. Biz öğle yemeklerini böyle 1-12-1 arası yeriz ya. Öğlen molalarımız bizim Türkiye'de 12-1 arasıdır. Burada 11'de paydos. Genelde 11'de herkes 11-11.30 maksimum 12'de öğle yemeğini yemiş oluyor. Yemek dediğim daha yanlış anlaşılmasın, öyle sulu yemek falan değil. Ekmek üstü 1-2 dilim. Üzerine sürülmüş margarin. Polek diyorlar burada işte. Brüşiveme polek diyorlar. Üzerine işte ne sürersen salam, sosis, işte balık, tüslenmiş balık, somon. Artık aklınıza gelebilecek her şey sürüyorlar. Yani salamın üstüne margarin, salam, üstüne mayonez kombinasyonu olabilir. Genelde onu çok tüketiyorlar. Bana değişik geliyor, bilmiyorum ya. Hala da alışamadım yani yemek kültürlerine. Gerçekten cidden hani bizim gibi bir yemek kültürü dünyada bir yerde yok zaten, de burada hiç yok. Onlar da kabul ediyorlar zaten bunu. Ama balık çok tüketiyorlar, sebzeleri çok tüketiyorlar ve hani besin değerini kaybetmeden haşlayarak, buharda haşlayarak çok fazla sebze tüketiyorlar. Brokoli, patates, işte havuç, kök sebzeler falan aşırı tüketiliyor. Bu arada ben size Kraliçe Sonia'nın geldiği günle ilgili bir şey anlatacaktım. Onu unuttuğumu fark ettim şu an. Onu da anlatayım. Arkadaşlar tabii biz böyle protokol görmeye alışkın bir millet olduğumuz için protokol geldiği zaman nedir? Koruma gelir akla. Onlarca, yüzlerce belki koruma gelir. Bir de yani bir devlet mensubu, yüksek rütbede birisi gelirse, benim başbakandır, kraliyet ailesinden biridir, şey beklersiniz değil mi, böyle korumalar ordusu falan. Kadın geldi, kadın dedim kraliçe Sonia, kadın dediğime bakmayın siz benim. Geldi, zaten denizden tekneyle, az önce çektiğim yer var ya, oradan otele giriş yaptılar tekneyle. Sonra o bizim az önce çektiğim o eski evlerin olduğu yerden bir yürüyüş düzenlendi. Kraliçe Sonia da aralarında. Ben de şimdi ilk defa kraliçe göreceğim ya. Yani size sayfada da gönderi paylaşmak istedim bu konuyla ilgili. Çekim yapmak için heyecandan böyle en önlere falan geçmişim. Hiç farkında değilim. O sırada kadın önüme geliyor. Ya kraliçenin önünü kesmişim. Bak ben. Kadının burun buruna geldik yani, o kadar yakınım. Ya kimse bana müdahale etmedi, biliyor musunuz? Ve böyle sivil şeylerden, sivil ekip yapmışlar. Burada yaşayanlardan gönüllü, görevli. Hani gelen insanları sıraya soksun, karışıklık olmasın falan diye. Yardımcı olsunlar falan insanlara, halktan gelenlere diye. Ya doğru düzgün koruma yoktu, bu bir. Yani polis, zaten 3-4 tane falan polis gördüm. Kendi yanında 2 tane falan özel şeyi vardı, ona yardımcı olan. Zaten bakın Instagram'dan girin, resimlerde görürsünüz ne kadar az olduğunu. Yanında 2 tane sadece böyle galiba onun yardımcıları gibi bir şey vardı. Bak onlar bile müdahale etmedi bana, düşün. Arkamda polis var, o da müdahale etmedi. Sadece yanındaki o halktan, benim gibi normal herkes olabilir o görevli. Herhangi bir şey gerektirmiyor yani. Gönüllü olarak herkes görevli olabiliyor. Sadece o beni uyardı. Dedi ki affedersin, yürüyüşünü engelliyorsun, biraz geriye çekilir misin dedi. Ben böyle zaten şoktayım. Farkında değilim çünkü önünü kestim, fotoğraf çekiyorum ya heyecanla. Yani tam böyle burun buruna gelmesek de bayağı bir yaklaştık yani. Ben şimdi biraz abartmayayım. Anın heyecanıyla. Öyle bir anım var arkadaşlar. Çok garip geldi bana bu durum. Tabii alışmışız çok böyle korumalar ordusu görmeye. Ama tabii ülkenin güvenlik şeyi de belli zaten. Suç oranı çok düşük.
kim gelip de Kraliçe Sonya'ya suikast düzenleyecek diye düşünüyorlarsa bilemiyorum. O yüzden de almamış olabilirler tedbir. Ya da aldılar, bize hissettirmediler. Onu da bilmiyorum ama ben görmedim. Yani hatta videolar falan da çektim o gün. Instagram hesabımda görebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz bu anlattığım konular hakkında? Öyle işte arkadaşlar. Burası Berlin okulu. Eşim de burada çalışıyordu. Buraya çekmiştik size zaten. Öğretmenlik videosunda. Burası ilkokul. 7. sınıfa kadar ya da 8. sınıfa kadar olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Beril 5. sınıfa geçti şu an. 5. sınıf okuyor. Böyle mahallelerimizi nasıl buldunuz? Böyle hepsi bahçeli evlerin. Genelde çok katlı değil. Bu soru bana çok geliyor. Orada hiç katlı bina yok mu diye. Benim yaşadığım şehirde çok katlı binalar yok. Ama Oslo gibi, Trondheim gibi büyük şehirlerde katlı binalar görebilirsiniz. Ama gökdelen tarzı çok büyük binalar göremezsiniz. Oslo genelinde ben şahit olmadım. Olan varsa yoruma yazsın. Şöyle. Şimdi şu ara sokağa gireceğim. Oraya girince tekrar çekerim, video uzamasın. Arkadaşlar bu arada bir şey dikkatinizi çektim ben evlerde. Bakın karşıyı da göstereceğim. Karşı evleri de göstereceğim. Şuradaki evleri de göstereyim. Hiçbirinde perde yok. Yani var da çoğunluğu açık. Yani evlerin içinden baksanız içeriği görürsünüz arkadaşlar. Genelde perde kullanımı çok yaygın değil burada. Yani perdeleri var ama pek kapatmıyorlar. Zaten kış uzun sürdüğü için burada kapatıp evin ışığını kesmek istemiyorlar diye düşünüyorum. Perdeyi yazın kullanıyorlar genelde uyumak için. Çünkü güneş batmıyor biliyorsunuz yazın burada. Bizim de karanlık perdelerimiz var uyumak için. Uyumak için onları kullanıyoruz, o perdeleri. Onun haricinde bizim de evde perdeler, camlar açık yani. Dışarıdan içeriye böyle meraklı gözlerle bakan olmadığı için. Bir de evler belli bir mesafede. Birbirine bakmıyor yani. Rahatlıkla camınız açık. İçeride oturabiliyorsunuz. O yönden güzel. İlk geldiğim zaman çok garipsemiştim. Aa, perde yok burada falan. Hatta perde almayacak mıyız falan eve demiştim eşime. Eşim de dedi ki burada kimse perde kullanmıyor. Sadece yatak odalarında perde var karanlık olduğu zaman. Karanlık olması için uyumak amaçlı. Onun dışında zaten bakın gördüğünüz gibi çoğu evde böyle yarı açık camlar. Görüyor musunuz? Biz de almadık, öyle devam ediyoruz. Yani ilk zamanlar bu benim için bir kültür şoku olmuştu cidden. Bütün evler dışarıdan içerisi gözüküyor şekilde. Çoğunluğunun perdesi kapalı değil. Güneş çıktığı zaman kapatıyorlar ya da gece uyumak için. Değişik gelmişti bana bu durum. Arkadaşlar yavaştan yürüyüşü bitireceğim artık. Hem video uzamasın hem de sizi çok sıkmayalım. Eğer böyle yürüyüşler hoşunuza giderse arada yürüyüş yaparken çekerim sizin için. Mahalleler genelde çok sakin. Şu an pazar. Herkes bir yerlerde. Hafta sonları cumadan dağ evlerine kaçıyorlar zaten genelde. Herkesin bir dağ evi var. Dağ evi kültürü var burada yani. Hemen hemen olmayan insan yok diyebilirim, dağ evi olmayan insan. Çok eskiden alıyorlar. Zaten miras gibi kalıyor herkes ailede. Herkes de ailesinden ya da satın alıyorlar. Bakın karşıdaki binada da cam var. Açık yine.
Bu yürüyüşümüzde neler dikkatinizi çekti? Anlattığım şeylerde neleri farklı buldunuz? Yorumlara yazın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala destek olmak için beğenmeyi ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.